Hepinize yeni bir videodan da merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevim. Bugün çevrem dolu gördüğünüz gibi. Benden yine en çok istenen ve benden en çok beklenen bir videoyu çekmek için bu odaya geçtim. Eşyaları buraya getirdim. Bebek odasından tek tek taşıdım ve sonunda hazırlanıp videoyu başlatabildim. Bugün ne yapacağız? Yeni doğan alışverişimi size göstereceğim. Bayağı bir şey birikti ve nasıl biriktiğini inanın hiç anlamadım. Zaten gösterirken de ara ara sohbet ederiz. O yüzden çok fazla girişi uzatmadan başlamak istiyorum açıkçası. Videoya başlarken de yeniden size hatırlatmak için bir kamu spotu geçeyim. Kanalıma hala abone değilseniz aşağıdan abone olmayı ve videonun sonunda beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Instagram adresimi de açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan beni takip edip güncel olarak paylaşımlarımı takip edebilirsiniz. Şimdi yanımda kim var bakın. Niko bana bugün yardımcı olacak anladığım kadarıyla. Çünkü gelmiş buraya yatmış. Şimdi direkt şu yanımdaki dağdan başlamak istiyorum. Burası eksilsin ki biraz arkam açılsın. Öncelikle hemen şöyle üstlerden başlıyorum. Şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. İlk defa izleyenler varsa ben Belçika'da yaşıyorum. Yakın zamanda Türkiye'ye ailemi ziyarete gittim ve ailemi ziyarete gittiğimde de ablam da daha yeni doğum yaptığı için, yeni demeyeyim hatta 1,5 yaşında neredeyse şu anda yeğenim. Onun kullandığı, bana da memnun kaldığı, temiz kullanıp ayırdığı şeyler oldu. Onlar da yine bana vermişti. Türkiye'den gelirken getirdik. Onlar da yine bu videonun içerisinde olacaklar. Hatta çoğu dolapta bile kaldı. Ben size gösterdikçe söyleyeceğim zaten. Normalde yeğenim kız ama bazı şeyler tabii ki unisex oluyor ve o yüzden hem kız hem erkek bebek için kullanılabiliyor. Onu da bilgi geçeyim. Benim de bebeğim erkek ve şu anda 27. haftamdayım. Böyle. Bir de başta şeyi söylemek istiyorum. Biraz şimdi böyle bebek eşyalarını görünce heyecanlandım, kusuruma bakmayın. Başta şunu da söyleyeyim. Erkek annelerinden özellikle benim yine elimde bir liste var tabii ki ablamdan kaynaklı ama ya Instagram'dan sizinle sürekli konuştuğum için yazanlar çok oluyor. Ama bu videonun altına Sevim şunu kesinlikle almalısın, çok faydasını gördüm dediğiniz şeyleri mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Ben yine dediğim gibi burada şu anda bu göstereceklerimin arasında şampuan, pişik kremi, duş için küvet vesaire bunların hiçbiri yok. Onları daha henüz erken diye düşündük. Yavaş yavaş alıyoruz zaten. Bunun dışında bebek arabası, puset bunlar yok. Sadece burada ana kucağımız var ve puset için örtüler vesaire var. Onun dışında birkaç bir şey daha var yani alacağım. Bayağı bir şey var hatta öyle söyleyeyim. Ama çoğunluk şeyleri aldık diye de düşünüyorum. Hem de ben de böyle 27. haftamdayken bu videoyu çekip yüklemek istiyorum ki son haftalara böyle alışverişi artık bitireceğimiz zamanlara gelmeden sizlerden de bu konuda fikir almış olayım. O zaman hızlıca ben geçiyorum videoma. Öncelikle bu şekilde organizer çanta. Şöyle açtığınızda buraya ıslak mendilleri, işte tarağı, buraya yine aynı şekilde pişik kremleri, bezi vesaire. Bu şekilde böyle dışarı çıktığınızda özellikle çantaya koymak için bence bu ideal. Çünkü ev içerisinde kullanmak için yine ablamın kullandığı ve çok memnun kaldığı çantalar var. Keçe çantalar. Onlardan alacağım. Şu an sepetime ekledim hatta siparişlerimi yakın zamanda vereceğim. Onlar geldiğinde yine part 2 çekeriz belki. Dediğim gibi bu bence çantaya atmak için çok ideal. Ya da yine evde. Benim evim 3 katlı şu anda arkadaşlar. O yüzden bazı konularda zorlanacağım. Bunun farkındayım. O yüzden bazı şeyleri böyle ikişer üçer alacağım büyük ihtimal. Çünkü salona da koyacağım bazı şeyleri. Dediğim gibi bu bayağı güzel böyle deseni, renk tonları. Zaten hep bu renk tonlarını göreceksiniz. Ben çok fazla rengarenk seven bir insan değilim. Zaten kendimde de pek fazla seven bir insan değilim. O yüzden şaşırmayın diye söylüyorum şimdiden. Sonra bu şekilde bir kundağımız var arkadaşlar. Şöyle arkası çıt çıtlı. Bu şekilde içine çocuğu yatırıp direkt olarak çıt çıtıyla kapatabiliyorsunuz. Ben yine kapatmış halini size göstereyim. Bence çok güzel. Üstünde koyunlar var. Ha bir de zaten erkek çocuğu olduğu için özellikle bu videoda daha çok hep böyle hayvan figürleri, arabalar, onlar bunlar göreceksiniz. Onun dışında biraz karışık ilerliyorum ama şöyle bir battaniyemiz var. Hazır örgü bir battaniye. Onun dışında yine annem bir sürü battaniye vesaire ördürtüyor. İnşallah doğumda yanıma gelecek. Türkiye'de yaşıyor annem. Ve gelince bir sürü şey getirecek bakalım. İnşallah vizesi çıkar da gelebilir. Böyle yine dediğim gibi krem tonlarında bir ince battaniye. Bu yine pusette, bebek arabasında, evin içinde, beşikte her yerde kullanılır diye düşünüyorum. Onun dışında şöyle bir tane polar bir battaniyemiz var. Bunu da kayınvalidem almıştı. Önce çok beğendi, o an hemen dedi bunu da alalım. Çok şanslıyım arkadaşlar. Aile konusunda, arkadaş çevresi konusunda bayağı bir sevindikleri için hamile kalmama herkes bir şeyler alıp sürekli böyle hediyeler getiriyorlar bana. Gibi bu şekilde. Burada bir kedi sanırım, yok, ayıcık detayımız var. Bu birazcık büyük bir battaniye. Bunların hepsi zaten biliyorsunuz doğumdan önce yıkanacak. Tertemiz dolaplara yerleşecek. Onları da sizinle birlikte yapacağız. Sonra şuradan devam ediyorum. Burada şöyle bir ana kucağımız var. Ben normalde ana kucağı alacaktım ama dedi ki ablam, yani ben çok fazla kullanmadım zaten. Bayağı da sağlam bir ürün almıştı ablam da. Baby Plus markasınınkini almış. Bunların valla hangisi iyi, hangisi nasıl hiç bilmiyorum. Ama dediğim gibi ablam bunu herhalde Aliye böyle 4-5 aylık olana kadar falan kullandı. Dediğim gibi çok fazla da kullanmadı çünkü genel olarak bebek arabasıyla gezdiler. Uzak yerlere gittikleri için. Ben de yine bunu bayağı severek kullanırız diye düşünüyorum. Hem de yine renginden dolayı bence iyi. Sonra şöyle yukarıdan devam edelim. Bu şekilde banyo için file. Ablam ilk etapta bunu kullandı arkadaşlar. Ama sonra şunun daha rahat olduğunu söyledi ve ona geçti. Ben de size böyle deneyimlerimi aktarayım. Bildiklerimi, benim bilmediklerimi de, eksiklerimi de siz bana aktarıp tamamlayın. Yorumlarda da hem böyle diğer hamile arkadaşlar da birbirlerine destek olmuş olur, okumuş olurlar. Sonra bu fileyi aldı arkadaşlar. Bunun içi böyle köpük dolu. Ve bundan daha çok memnun kaldığı için ben de bunu daha çok kullanırım diye düşünüyorum. Bundan yine ben yedek alırım bu arada. Ama yine onu da getirdim. Onun dışında şöyle pusetimiz için bir takımımız var. Şöyle pusetin geçeceği yerler için sanırım kesikler yapmışlar. Böyle bu lastikli çarşaf gibi. Sonra şöyle üstüne örtmek için. Çok tatlı değil mi ya? Arkası da şöyle çıt çıtlı. Bu şekilde. Gri renk, içi beyaz bir puset örtümüz var. Bunun yine yatağı var. Pusetin içerisinde çocuk daha rahat yatsın diye hemen onu da gösteriyorum. O da burada. Buraya kafası gelecek. Ya inanmıyorum arkadaşlar şu an. Yani gelecekte bu videoyu izlediğimde şu an çok tuhaf gelecek ama yani şu an içimde olan canlı çıkıp bunları kullanacak ya böyle, gerçekten çok mucizevi bir duygu ya. Beni en iyi şu an hamile olanlar anlar. Bu arada inşallah haberi bekleyen, hamilelik haberi bekleyen, isteyen herkese Allah gönlüne göre versin. En kısa zamanda bu haberi almayı nasip etsin. Hamilelere de Allah sabır versin. Sağlıklı bir doğum diliyorum hepinize. Bu da yeni doğan yastığı diye geçiyor arkadaşlar. Yine buradan çıt çıtlı. Onun dışında havlu. Havlu çok da göstermeme gerek yok bence. Klasik, şurada kafa geçirme yeri var. Havlu zaten ben dediğim gibi bir iki tane daha belki alırım. Sonra en önemli şeylerden birisi kesinlikle bu. Ha, bir tane daha şey çıktı bu arada. Şöyle yastık. Bu sanırım asıl şeyin takımı bu. Puset örtüsünün takımı. Şu bildiğiniz içinde kiraz çekirdekleri var. Bunu eğer bilmeyenler varsa mutlaka alsın arkadaşlar. Ablam bayağı bir rahatladı bunun sayesinde. Bu reflü yatağı diye geçiyor. Gaz çıkartmada fayda sağlıyor. Ben sanırım bunu yanlış takmışım. Kılıfını biraz önce videoya çekeceğim diye geçirdim. Normalde kılıflarını söküp tabii ki temizleyip yıkayıp ondan sonra tekrardan doğuma yakın kullanıma açacağız. Sanırım burası kafa kısmı. Bu yanlarda da böyle işte kaymasın diye çocuk ortaya yatırıyorsunuz. Şu orta kısmındaki sünger çıkıyor ve o çıktıktan sonra bunu mikrodalga fırında ısıtıp o orta kısma koyuyorsunuz ve çocuğunuzu da yatırdığınızda bunun ısısıyla birlikte hem daha kolay gaz çıkartıyor hem de bence bayağı bir uyutuyor bunun üstünde. Alya bayağı seviyordu bunu yeğenim. Ne yapıyorsun Rico? İktirme beni. Sen sonradan katıldın aramıza. Kıyafetlere geçmeden şu ıvır zıvır, battaniye, o tarz şeyleri bence bir atlatalım. Bu da yine benim buradan bir arkadaşımın hediyesi. Böyle hayvan desenli ve bu bayağı bir büyük. Bunu büyük ihtimal beşikte kullanırım. 130'a 160 santim çünkü. Böyle çok yumuşak. Beşikte dediğim gibi butonlarda da nevresim takımları alacağım için bayağı uyumlu olur diye düşünüyorum. Onun dışında bu şekilde şöyle omuz örtüsü ama havlu gibi. Ama yumuşak bir havlu gibi. Bayağı sevdim bunu da. Yani özellikle erkek bebeklerde gaz problemi daha çok oluyor diyorlar veya kusma problemi. Öyle olursa bunlar bayağı bizim dostumuz olacak. Onun dışında yine bunu ablam verdi arkadaşlar. Yine çok fazla kullanmadı. Neredeyse hiç kullanmadı bile diyebilirim. Bu emzirme örtüsü. Şöyle önünüze takıyorsunuz. Şuradan geçiriyorsunuz kemer gibi. Ve işte şurada içinizde çocuğu kolaylıkla emziriyorsunuz. Eğer bir dışarıda ihtiyacınız olursa, bir restoranda, kafede ya da bir parkta, bahçede. Şurası da böyle içinde sert bir şey var. Tam böyle hani boyun kısmı sizi rahatsız etmesin diye büyük ihtimal güzel düşünülmüş. Bu da böyle çiçek desenli, siyah beyaz. Yine güzel ama ben belki soft tonlarda bir şeyler daha alırım diye düşünüyorum. Sonra yine şöyle kumaş battaniyelerden. Açmama gerek yok bence. Anladınız nasıl bir şey olduğunu. Sonra böyle bir müslin örtümüz var. Yine bunlar arkadaşlarımın hediyeleri bu arada. İsimlerini tek tek veremeyeceğim. Çünkü o zaman video çok uzun olacak. Ama onlar zaten kendilerini biliyor, şu an izliyorlar büyük ihtimal. Bu da yine böyle hayvan desenleri olan çok güzel bir müslin örtü. Bu müslin örtüler çok kullanılıyor biliyorum. O yüzden ben de bol bol aldım. Mesela şu an müslin örtülerin hepsini buraya getirmedim arkadaşlar. Böyle tek tük birkaç parça getirdim. Battaniye yine aynı şekilde dediğim gibi içeride dolapta 2 tane daha olması gerekiyor. Kıyafetlerin zaten hepsini göstermem mümkün değil. Ben yine en sevdiklerimden böyle ve gerekli olduğunu düşündüğüm farklı modeller getirdim. Böyle yani çoğu şey burada değil şu anda. Dolabın içerisinde de bir sürü şey var. Sonra yine bir adet battaniye. Bu battaniyenin içerisi bu şekilde yün gibi, yumuşacık yine. Dışı da böyle yine filli, desenli. Aslan var, fil var, ne var? Zürafa var. Çok tatlı. Sonra yine bir adet battaniye. Bu kadar battaniye işte kullanırım bence. Çünkü dediğim gibi her odaya birer tane bile atsam, bir tane de beşiğe atsam, bir tane ne bileyim salona atsam, bir tane bebek arabasında bıraksam, arabada bıraksam vesaire. Kullanırım diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve zaten hani kirlendikçe de yıkamaya gidecek falan. Şu anda elimde toplasanız bu tarz dışarıda da kullanabileceğim 5 battaniye falan var. 4-5 tane. Bence yeterli yani. Almayacağım artık battaniye zaten. Dediğim gibi annem de sanırım ördürtüyormuş. Fazla fazla olacak. Burada da bir tane battaniye var. Onu da göstereceğim birazdan. Bu da yine arkadaşımın hediyesi. Bu da 80'e 100 ölçülerinde. Şöyle bir battaniye, renk tonu yine aynı şekilde en sevdiğim tonlar. Şunu da ortadan kaldırmak için hemen göstereyim. Burada arkadaşlar çoraplarımız var. Şöyle minik minik çoraplar. Çok tatlı değil mi? Siyah çorap peki. Siyah. Bu ayaklara bu çorapların giydiği günleri görmek için gerçekten sabırsızlanıyorum arkadaşlar. Oda konusunda da şöyle düşünüyorum. Normalde tabii ki eviniz çok fazla müsait değilse yatak odasında bir köşe yapmak da zaten onun için bir oda kadar geçerli oluyor. Ben de ilk etapta yatak odasında anne yanı beşiği alıp o şekilde yaşarız diye düşünüyorum. En azından 1 yaşına kadar falan. Yani bilmiyorum, o gidişata bağlı. Ama oda olması da şu açıdan iyi oluyor. İşte aldığım her şeyi koyuyorum ve ben gün içerisinde odaya girip sürekli bunlara bakıyorum arkadaşlar. Gerçekten psikopata bağlamış durumdayım. Böyle gidip çorapların bir tanesine bile şöyle bakıp mutlu oluyorum. Ve benim mutluluğumu da bence oğlum hissediyor. Çünkü tekmeliyor aşağıdan. O da beni mutlu eden bir faktör tabii ki. Mesela şöyle çoraplarım bu. Çoraplar ilk çoraplarımız bu arada. İlk aldığım bunlardı. Bunlar H&M'di sanırım. Aynen. Bunlar bakın böyle havlu çorap daha çok. Diğer benim aldığım da havlu çoraptı. Onun dışında bir sürü daha böyle normal çoraplarımız da var. Bunlar yine kaymaz tabanlı ama zaten çocuk yürümeyecek. O yüzden kayması gereken bir ortam yok diye düşünüyorum. Yine aynı şekilde böyle gri setimiz var. Ya ben göstermeyeyim kısacası. Bunun içerisi bayağı böyle çorap dolu. Bunlar mesela ablamın verdikleri. Onun dışında şöyle patiklerimiz var. Onun dışında da Baby Jam markasının ablam bu şekilde emeklerken sanırım kullanılan şeylerini vermiş, dizliklerini vermiş bana. Bunlar da bayağı kullanışlı olur diye düşünüyorum. Çünkü benim evim yukarı katlar halı flex, aşağı katlarda fayans şeklinde yer döşemeleri. Bir de şöyle çoraplarımız var. Bunlar bazı şeylerin takımları bu arada. Gösterdikçe göreceksiniz zaten. Birazcık bu tarafa mı dönsem? Burası, yani şunu da göstereyim. Sonra buraya devam ederiz. Bir de şu şekilde emzirme yastığı geçirip çocuğu buraya yatırıyorsunuz ve emzirmeniz kolay oluyor. Yine aynı şekilde bu tarafa da alabilirsiniz. Yine bunu hamileyken de kullanan çok insan var. Ben hamileyken kullanmadım. Ama şöyle, bundan bence kesinlikle almalısınız. Kendiniz için değil ama yani tabii ki kendiniz için de kullanmak için alabilirsiniz de Ben gerek duymadığım için kullanmadım. Bunu hem emzirme yastığı olarak hem de ilerleyen dönemlerde buraya kafası gelecek şekilde, yani şöyle koyup bunu ortasına böyle yatırmak için, çocuğu etrafı seyretmesi için kısacası bence güzel. Olması gereken bir şey diye düşünüyorum. Burada yatmaya devam edeceksin. Koca göbek. Bu da benim oğlum. Arkadaşlar ben aslında zaten 2 senedir erkek annesiyim. 7 senedir de kız annesiyim. Bir de köpeğimiz var. O da aşağı katta. Şu an burada kargaşa olmasın diye ikisini bir araya getirmedim. Buradan devam ediyorum. Bu da yine bir takipçimin el emeği, göz nuru, bir battaniye hediyesi. Kendisi de bunları yapıp satışını yapıyor. Daha önce de bahsetmiştim videomda. Aşağıya da yine Instagram adresini bırakırım. Oradan böyle kendiniz renk seçenekleriyle, model seçenekleriyle sipariş oluşturabilirsiniz. Işık arada bir böyle kararıyor sanırım. Yağmur başladı çünkü şu anda ama ben videomu çekmeye devam edeceğim. O kadar taşıdım, hazırlandım, artık bu videoyu iptal edemem. Onun dışında şimdi yeni doğan setlerine geliyoruz. Bu konuda da yine ablama tabii ki öncesinde danışacağım ama hastane çantasına ekleyeceklerimi de şu anda size göstereceğim. Bunu Gülbahar annem almış Bulgaristan'dan, yani kayınvalidem. Bu böyle çok tatlı bir set. Eldivenleri, şapkası, bu şekilde altı, böyle önü çapraz gelen bir üstü var ve bu şekilde de önlüğü var. Bunun içinde atleti, zıbını ve tulumu yok. Bazı setlerde onlar da oluyor çünkü. Onlar o setlerden de var. Gülbahar annem görüp beğenip almış. O da Gülbahar annemin ilk aldığı şeydi, kayınvalidemin. Şimdi şunu bir çekelim yanımıza. Mesela bunun içerisinde şimdi setlerim var. Ben bu setleri kutularından çıkartarak Türkiye'den getirdiğim için ayrı ayrı şu anda duruyorlar. Bakın bu şekilde uzun kollu zıbını. Bu full set. Sanırım bu seti hemşireye vermek için çantama koyacağım. Altı. Bu şekilde şapkası. Böyle üstü var. Yine. Ve eldivenleri var. Sonra böyle bir setimiz var. Bu set de yine çok güzel bir kutudaydı. Ablamın hediyesi. Bu şekilde atleti. Sanırım en full set bu şu anda. Takım halinde olan. Bu şekilde tulumu. Uzun kollu ve uzun altlı. Şöyle puantiyeli gibi. Şöyle yakalığı var. Bu şekilde altımız var. Ayaklara bak. Sonra yine böyle ağız mendili veya yaka mendili. O yaka mendili. Bu ağız mendili. Sonra böyle çorapları var. Bunların hepsi bir setin içerisindeydi. Sonra bu şekilde yine şapkası ve yine bu şekilde de bir üstü var. Sanırım bu ikisini işte hastane çantama koyacağım. Bu en son gösterdiğim seti hemşireler bizim yanımıza getirdikten sonra giydiririz diye düşünüyorum. Diğer krem seti de onlar bizim yanımıza gelirken giydirip getirirler diye düşünüyorum. Tabii ki bunların dışında da birkaç set daha koyacağım. Ama ilk iki setimiz şu an benim kafamda oturan bunlar. Şöyle... Arkadaşlarımdan yine gelen hediyelerden, bu Türkiye'deki arkadaşımın bir hediyesiydi. Ebebek'ten almış bunları da. Set yine böyle ikili takım. 3 aylık diye geçiyor. Bir de evet, bunu çok söylüyorlar bana. Erkek çocuğu için özellikle de ilk yeni doğan seti çok fazla alma. 3 aylık almaya özen göster. 3-6 aylık hatta. Çok çabuk hani büyüyorlar ve haftalar sonra artık giydiremiyorsun diye. O yüzden ben de genellikle 3-6 ay veya 0-3 aylık alıyorum. Direkt yani 0 almıyorum da 0-3 ay, 3-6 ay, 6-9 aylık şu anda yaptığımız alışverişler. Buraya getirmediğim 9 aylıklar, 12 aylıklar dolapta. Onları artık ilerleyen zamanda gösteririm. Bunlar biraz daha ilk kullanacağımız alışverişlerimiz. Sonra şöyle Cigit'ten yaptığım bir alışveriş vardı benim. Bu altlar çok kullanışlı oluyor biliyorum. O yüzden ben de bol bol aldım arkadaşlar. Size de bu iki rengini getirdim göstermek için. Onun dışında şöyle zıbınlarından aldım. Ay zıbın değil pardon, tulumundan aldım. Yine bu da rengi vesaire her şey çok güzel. Genellikle böyle işte organik kumaş, bambu bu şekilde tercih etmeye çalışıyoruz. Yine bakın bunu da ablam verdi ve hem erkek hem kız çocuk için uygun diye düşünüyorum. Bunu erkek çocuğu da giyer gayet. Şöyle kulaklarımız var. Sonbahar kombinleri yaparız Belçika'da oğlumla. Birazcık yoruldum. Ve sağımdan tekrar devam ediyorum. Benim de yani evet kendim hamile olduğumu öğrendiğimde çocuğuma ilk aldığım şey de buydu arkadaşlar. Bu şöyle büyük bir tulum dışarıda giydirmek için. Şöyle ayak kısmı kıvrılıyor ve bu şekilde bayağı kapalı. Yani Belçika soğuklarında, Avrupa soğuklarında üşümeyeceğini düşünüyorum. Aynı şekilde Şöyle kolları da bu şekilde. İçi zaten komple yumuş yumuş. Bunu da indirimde almışım. Bakın 27.99'dan 15 liraya düşmüş. H&M'den almıştım. Tatlı ya. Of, bu benim ilk aldığım şeydi oğluma. Onun dışında Primark'tan aldıklarım var. Yine bakın 0-3 aylık ve 3-6 aylık 2 tane almışım. Bunlar da zaten kendileri de ikili. Birisi ördekli, birisi de filli. Böyle fermuarlı tulumları da çok kullanıldığını yine biliyorum. Ablam bayağı bir kullandı. Hem aşağıdan hem yukarıdan fermuarlı. Sadece kolları bunların şey değil. Neyse, onlara eldiven kullanacağız zaten. Bir sürü de eldivenimiz oldu. Bunlar da yine aynı şekilde fermuarlı. Fermuarda da buna çok dikkat ediyorum arkadaşlar. Ki zaten çoğunda da bu var. Özellikle şöyle fermuar koruması. Çocuğun burasına, çenesine hani şöyle yaptığında zarar vermesin diye. Yine çok sevdiğim ve elime alıp düzenli olarak baktığım takımlardan birisi. Bunu da Primark'tan aldık. 0-3 aylık. İçi şardonlu, sıcacık tutacak bir parça. Yakası da böyle çıt çıtlı. O yüzden kolay giydirilir diye düşünüyorum. Arkası bu şekilde baskılı. Önü de böyle cepli. Ve bu da altı. Çok güzel ya. Bunları giydireceğim günü hayal edemiyorum arkadaşlar. Karşımda olacak ve bunları giyecek, öyle mi? Bu da yine bir arkadaşımın cinsiyet partisinde getirdiği hediyeydi. Bu da 3 aylık 59 santim. Bu da böyle kadife. Kadife hiçbir şeyim yoktu. Bu tek şu an sanırım. Başka da yok. Bakın benim oğlumun baba kazağı bile var. Trikosu bile var. Bunun içine de böyle beyaz gömlek giydirip yakasını çıkartmayı düşünüyorum. Bu da çok tatlı. 3-6 aylıkmış bu da. Sonra devam ediyorum. Bunlar yine H&M'den böyle setler. Bu üçlü bir set ve yeni doğan. 1-2 aylık içinmiş bu da aynı şekilde. Ve 2 tane beresi. Ve üçlü bu şekilde zıbını var. Uzun kollu zıbınları. Bunlar da yine böyle uzun kollu zıbınlar. Ben de bunları 2-4 aylık almışım. Süper. Ben 2-4 aylık almışım. Arkadaşım 1-2 aylık almış. Tam dengeli ilerliyoruz. Sonra yine H&M'den böyle bir takım almışım. Bu da fok balığı desenli üçlü bir takım. Böyle altı var. Evde mesela çok rahatlıkla giydirebileceğim bir şey diye düşünüyorum. Yine müslim bir şu şekilde örtü. Daha ufak. Evet, bu da iyi. Çünkü şöyle önüme falan da yine kullanabilirim. Emzirirken. Veya kucağımda uyuduğumda vesaire, zaman geçirirken kullanırım diye düşünüyorum. Aa, bunlar karışmış araya. Bunlar 12 aylık normalde. 12 aylıkları koymamıştım ama neyse göstereyim. Bunlar da yine arkadaşımızın hediyeleri. Alt, keten alt gibi böyle değişik. Yani bu kumaştan bilmiyorum ama çok güzel duruyor. Bir de böyle derin bir gömlek. Şimdi benim toplu bir yaptığım alışveriş var. Size onları göstereceğim. Bunu Instagram'da Reels'da paylaşmıştım ama Instagram olmayanlar vardır illaki aranızda. O yüzden buradan da böyle göstereyim dedim. Şöyle üstler. Bunların hepsi aynı markadan. Şu şekilde New World serisini almışım zaten. Ayrı ayrı satılıyordu. Ben şöyle altını da aldım. Çok güzel takım olacaklar gerçekten. Dediğim gibi ayrı ayrıydı. Ben sepete ayrı ayrı ekledim. Yani aklınızda bulunsun, alacak olan varsa. İçleri böyle yumuşacık. Yine yakaları çıt çıtlı. Bunun önünde de böyle ayıcık var. Bunun da şöyle bir altı vardı sanırım. Aynen. Şöyle yine önü cepli gibi. Sonra şöyle mavi bir sivetimiz var. Yine önü cepli. Böyle bir altı var. Bunun üstü yok. Bu böyle tek. Yani tek dediğim yine bunlar böyle set halinde almıştım. Bir de şöyle üçlü setti bu. Şöyle yeşil, gri ve toprak tonlarında. Bu da vizon rengiydi sanırım. Böyle bir yine set almışım. Sonra yine şöyle bir zıbın setimiz var. Uzun kollu zıbınlar. Bunlar da şu açıdan çok iyi arkadaşlar. Buna yine eğer burasına çıt çıt yoksa çok dikkat ediyorum. Kafası kısmını açtığınızda bakın bu kadar genişliyor. Bu kısımlar katlandığında omuzuna oturuyor. Bunlar da yine 3-6 aylık almışım. Uzun bir süre giyer diye düşünüyorum. Yani doğduğu andan itibaren giydiririm diye düşünüyorum. Onun dışında yine şu bir set arkadaşlar. Setin devamını artık göstermeyeyim. Bu da böyle yandan komple çıt çıtlı ayağına kadar. Hep önden çıt çıtlıydı. Bu da yandan çıt çıtlı. O yüzden böyle farklı modeller koydum ki görün diye. Bu seti de büyük ihtimal hastane çantasına koyacağım. Yine aynı markadan yaptığım alışverişlerden birisi de bu kot pantolon. Bunu da çok severek, beğenerek aldım. Yine çok güzel kombinleriz diye düşünüyorum. Bu da yine 3-6 aylık 68 santim almışım. Onun dışında bu şekilde yarım kollu zıbın hiç göstermedim size. Hemen bunu da açıp göstereyim. Askılı, yarım kollu ve uzun kollu olacak şekilde her zıbın türünden herhalde 10 tane, 20 tane kadar var şu anda. Ama dediğim gibi arkadaşlar, israf olarak düşünmeyin. Çoğunu ben almadım. Hediye geldi ve ablamın özellikle Alya'dan ayırdıkları bayağı bir birikti o yüzden. Bu da böyle yarım kollu şekilde. Bu da pijama seti. Şöyle alt ve üst şeklinde, bunu açmayayım artık. Bir de yine en sevdiğim takımlardan birisi arkadaşlar bu triko takım. Bu altı. Bu da kazağı, böyle üstü. Yine yanı düğmeli. Böyle örgü triko. Bu da yine H&M olması lazım. Yine çok sevdiğim bir takım da bu. Bu canımın adı neydi ya? Unuttum. Hemen unuttum. Biliyordum. Biraz önce aklımdaydı. Neyse, hatırlayamadım. Hatırlayanlar varsa yorumlara yazarsa sevinirim şu canlının adını. Bu da böyle full takım, yine altı. Ve şöyle zıbını. Yine bu şekilde üst. Bu biraz büyük geldi gözüme. 62-68 santim aralığı diyor. Ve %100 koton. Hepsi zaten öyle arkadaşlar. Bakın bu şekilde yine bu kol kesiminden de hem yeni doğan, hem 3-6 aylık, hem de 6-9 aylık bir sürü aldım. Bu şekilde. Bu da beyazı. Bunların dışında bebekler en çok biliyorum kafadan üşüyorlar. O yüzden yine her kombinimize uyacak renk tonlarında böyle bereler aldım. Gerçekten çok tatlı. Böyle daha açık bir renk. Şöyle bir yeşilimiz var ve böyle bir krem rengimiz var. Bunlar da böyle streç olduğu için kafayı tam sarıyor ve hani çıkartabileceğini zannetmiyorum. Onun dışında bu şekilde dışı müslin, içi havlu yakalıklarımız var arkadaşlar. Yeşil, siyah, gri ve bu şekilde lacivert. Ve yine bu şekilde de bir setimiz var. Bunu da arkadaşımın hediyesi. Bu yine arkası havlu, önü müslin, kumaş, yakalıklar. Bu da Taocom markasına ait imiş. Dediğim gibi bir sürü eldiven var zaten. Bunları ben vloglarımda da alışveriş yaptığımda gösteriyordum. Yani normalde en gereksiz, aslında giydirilmeyen ama evde tabii ki de böyle kombin yapıp fotoğrafını çekerken de kombinlerin tamamlayıcısı olan parçalar bu şekilde. Ayakkabılar, patikler vesaire. Yine favorilerimden birisi minnacık. Bu da bayağı ilk aldığımız şeylerden birisi yine. Fotoğraf çekimlerinde falan da bunu kullanmıştık. Sonunda bitti bu kutu. Şimdi diğer kutudan yine devam ediyorum. Yine fermuarlı tulumlardan. Sonra böyle yine takımlarımız. Şöyle şey bile var, hırkamız bile var. Aynı renk tonlarında, farkında mısınız arkadaşlar? Bunlar da yine benim şeyden, aynı markadan aldığım toplu alışverişteki tulumlar. Bunlar da böyle ayılı, dağ konsepti. Üçlü takımdı bu da böyle. Yani 3 tane iç içeydi. Bunlar da çıt çıtlı. Fermuarlı değil de çıt çıtlı. Sonra bu şekilde mont aldım. Şişme bir mont. Bu kaç aylık? 74 santim. Bayağı büyük ama ben Ağustos'ta doğum yapacağım arkadaşlar. Ona göre hesaplayıp yani almaya çalışıyorum. 40 günü zaten kafadan eve koyuyorum. Dışarıya çıkacağımız da kısıtlı yani. Onlar da işte doktora, topuk kanına, işitme ölçümü, işte kalça çıkıklığı testi vesaire diye. Sanırım en fazla aşıdır vesaire. Herhalde 5 kere falan çıkarız diye düşünüyorum. 5-6 kere 40 gün içerisinde. Tam bilmiyorum buradaki sistemi, Belçika'da nasıl. Eve de geliyorlar çünkü burada. O zaman çıktığımızda üşümesin diye. Tabii o tulumlar falan da var kalın. Onlar da olabilir. Ya da böyle montlu bir kombin de yapabiliriz. Onun dışında artık şöyle daha çok ıvır zıvırlara geçiyorum kırmadan. Burun aspiratörlere. Bunda sanırım yedek uç yok. Bu yedek uçlarımız ama zaten bunlardan yine çok çok almamız gerekecek. Bu da makinenin kendisi. Bunları çok sık kullanacağız zaten diye düşünüyorum. Bunun içerisinde de yine 2 tane ucu var. Sonra bu şekilde silikon göğüs kalkanları. Bu da yine sütünüzün aktığında dolması için kullanılan bir ürün arkadaşlar. Bu şekilde emziklere geçelim. Bir böyle Bips'in modeli olan emziklerden var, ikili. Bir de bu markanınki var. Bu markanınki de çok öneriliyor. Almanya'da falan bir numara seçilmiş bu marka. Artık bilmiyorum kullanır mı, tutar mı, tutarsa hangisini tutar. O yüzden böyle birkaç çeşit aldık. Onun dışında süt sağdığımızda kullanmak için bu şekilde kilitli poşetler. Şöyle birkaç tane oyuncak aldım. Bu böyle salladığınızda şıngır şıngır ötüyor. Bu da bu şekilde tavşancık. Burayı da sıktırdığınızda dikkatini çeker diye düşünüyorum. 3 aylıktan sonra diyor. Sonra böyle seçeneklerimiz var. Böyle renkli şeyler dağıldım dikkatini çekmesi için. Onun dışında Rico hayır. Gel. Bunu da Türkiye'de yaşayanların hepsi biliyordur diye düşünüyorum. Best Luck şu şekilde. Bunlar da süt arttırıcı arkadaşlar. Doğumdan sonra kendiniz kullanıyorsunuz ve sütünüzü arttırıyor. Umarım ihtiyacım olmaz ama tabii ki ne olur ne olmaz diye ben aldım. Sonra bu şekilde biberonlar. Bunlar zaten bayağı ilerleyen dönemler için. Bir tanesi Paşa Bahçe'ninmiş. Diğerini bilmiyorum. Nuk diyor. Bu yeni doğduğunda kullanacak olduğumuz Philips Avent'in mama yaparsak eğer tabii kullanacak olduğumuz biberonu. İnşallah dediğim gibi ihtiyacımız olmaz. Sütüm çok gelir ve ben de uzun uzun çocuğumu emzirebilirim. Ama yedek tabii ki de bulunması için almamız gerekiyor arkadaşlar. Yine onun dışında en favori markalardan birisi. Bu da meme ucu kremi arkadaşlar. %100 doğal içerikli. O yüzden rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ve gerçekten de yumuşatıyor. Acıyı azaltıyor. Ve ben bunu doğumdan önce kullanmaya başlıyorum arkadaşlar. 30. haftadan sonra başlayacağım büyük ihtimal. Ya da böyle 4-5 hafta, 6 hafta önceden başlasam da olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Ama hani ne zaman doğacağı da belli değil ya. Aslında 30. haftada böyle başlamak da lazım. Neyse bunu bir araştırıp doktoruma sorayım. Ondan sonra başlayayım. Çünkü doğumdan önce başlayın diyorlar. Şu anda tozdan gerçekten tıkandım. Bunların hepsini acil böyle kurutma makinesine falan da atılması lazım ki böyle tozları gitsin yani. Neyse. Umarım bana çekmez bu toz alerjisi konusunda. Emre'ye de çekerse. Emre'de de polen alerjisi var. Yani iki ucu. Neyse devamını söylemeyeyim. Şimdi bunların dışında bir de yanımda, yan odada şu anda bebek odasında kutuda şey var. Hamak beşik var arkadaşlar. Ben o çok önerildiği için aldım ve çok da kullanacağımı düşünüyorum. Neden? Özellikle salonda aşağı katta kullanırım diye düşünüyorum. Bebek odası ve yatak odaları bizim en üst katta. Orta katta salon var. Alt kat zaten giriş kat. Orayı kullanmıyoruz çok fazla. Ama salonda daha çok zaman geçiriyorum. Yani mutfakta, salonda, uyuttuğumda vesaire. Yine bu reflü yatağını ve o beşiği kullanırım diye düşünüyorum. Hamak beşiği kullanırım diye düşünüyorum. Bunun dışında Yataş'ın Juno ilk yatağını çok önerdiler. Türkiye'den gelirken almadım. Çünkü arabada koyacak yer kalmamıştı. Onu da yine burada bakacağım. Buradaki alternatif. Belçika'daki alternatiflerine bakacağım. Hamak beşiğin de fotoğrafını buraya koyuyorum. Oradan bakabilirsiniz. Dediğim gibi baya çocuğun içinde rahat uyuduğunu söylüyorlar. Umarım uyku problemimiz olmaz hiçbirimizin ama olursa diye veya zaten gün içinde kullanmak için de aldım. Ve kullanacağımızı da düşünüyorum arkadaşlar. Ve portatif olması çok iyi. Mesela arkadaşıma giderken de yanımda onu götürebilirim. Arabaya katlayıp koyabilirim. Orada yine uyuttuğumda onun içerisine alabilirim. Bunların dışında şöyle bir kolimiz var. Bu kolimiz de arkadaşlar elektronik yine ana kucağı kolisi. Bu şekilde ürün içerisinde. Bunu da ben ablama almıştım. Alya'ya kullansın diye hediye. Ama her çocuk kullanmıyor arkadaşlar bunu ne yazık ki. O yüzden Alya da çok fazla kullanmadı. 3-4 ay falan yattı yatmadı belki. O da böyle hani gün içerisinde çok kısa aralıklarla. Bazı çocuklar da gerçekten seviyor bunu ve üstünde uzun zamanlar geçiriyor. Umarım benim çocuğum öyle olur. Yeğenim öyle olmadı ama belki bizimkisi sever. Dediğim gibi ablam da çok fazla kullanmadığı için boşu boşuna durmasın dedi. Götür dedi. Onu da yine getirdim. Alacaktım zaten ben ondan da burada. Almama gerek kalmadı. Bunu yine kullanırız diye düşünüyorum. Dediğim gibi bunların dışında şampuandır, pişi kremidir, törpü seti, tarak seti, ne bileyim yine organizerler. Bunları almadım ve alınacak çok şey var. Bunun da farkındayım. Ama dediğim gibi sizin mutlaka Sevim al dediğiniz şeyleri de aşağıya yorum olarak bekliyorum arkadaşlar. Hepsini tek tek okuyacağım da şüpheniz olmasın. Şimdi ek bir bilgi olarak diğer ülkelerde nasıl olduğunu bilmiyorum. Türkiye'de ve Belçika'dakini biliyorum şu anda. Şu anda Belçika'da şöyle bir şey var arkadaşlar. Bağlı olduğunuz sigorta şirketiniz, yani şirketlere göre de bu değişiyor tabii ki, firmadan firmaya da değişiyor. Bizim bağlı olduğumuz sigorta şirketi doğumdan önce bize hediye paketi sunuyor. Bu da ne? İşte ya hediye çeki veriyor ya da hediye çeki yerine bebek arabası puset seti veriyor. Sanırım otokoltuğu da vardı içinde, tam emin değilim. Çek olarak verirse 500 euroydu sanırım çek fiyatı. Ama biz vereceğiniz bebek arabasını istiyoruz, bebek arabası setini istiyoruz derseniz eğer, verecekleri bebek arabası seti de 800-900 euro aralığında nereden baksanız. O yüzden herkes genellikle seti seçiyormuş, yani bebek arabası setini seçiyormuş. Ben ne yaparım inanın bilmiyorum. Emre ile bu konuyu daha böyle çok detaylı konuşmadık. Ama Cybex'in modelini veriyormuş. Ben yine tabii ki önden onlara sorup modeli falan araştıracağım. Böyle çok kaba, ağır bir şey istemiyorum. Tek hareketle açılıp kapansın istiyorum. Yolculuklarımızda sıkıntı çıkartmasın, uçakta falan sorun olmasın istiyorum açıkçası. İnşallah da öyle bir model vardır. Hani bana verecekleri model öyle bir şeydir. Dediğim gibi bebek arabası setini büyük ihtimal biz almayacağız. Ya sigorta şirketimiz verecek ya da onların verdiği çekle biz kendimiz alacağız. Üstüne ekleme yapıp. Onun dışında Belçika'da yine takipçilerimden de yine burada yaşayıp yazan çok olmuştu bana. Hepinize teşekkür ederim. Bana da çevremden burada tanıdıklarım söyledi. Devlet yine aynı şekilde online üzerinden başvuru yapıyorsunuz, işte doğum belgenizle birlikte, doğuracağınız belgeyle birlikte daha doğrusu. Doktorunuzdan onu yine temin edebilirsiniz. Burada yaşayanlara ben de tavsiye vermiş olayım buradan. Bilmeyenler varsa duyuralım. 1300 euro gibi, yani küsuratıyla 1200 küsur bir euro civarında bir para veriyorlar size. Bu da yine doğumdan 1-2 ay önce veriliyor ve çocuğun son alışverişlerini yapabilmeniz için size devletin bir katkısı. Başvuru yaptığınız sitede zaten iki seçenek oluyor. Birisi doğum öncesi yardım parası diye geçiyor. Diğeri de doğum sonrası çocuk parası olarak geçiyor. Bunları zaten çevrenizde birileri varsa illaki öğrenirsiniz ama ben size isimlerini yine söylüyorum. Hatta açıklama kısmına da yazabilirim. Infino var, My Family var. Bunun dışında böyle birkaç tane daha. Benim bildiğim bu iki tane, üç taneydi ama diğerinin ismini unuttum. Birkaç tane site var. Oradan herhangi biri size bağlanıyor zaten. Hepsine başvurmanıza gerek yok. Sadece bir tanesine başvursanız da yeterli olur diye düşünüyorum. Ama bazı durumlarda değişkenlik olabiliyormuş. İşte çalıştığınız iş yerinin bağlı olduğu çocuk sandığı mı ne oluyormuş sanırım. Onu da artık çalışıyorsanız, patronunuzu zaten biliyorsunuzdur çalışıyorsanız da. Eğer benim gibi sonradan bu ülkeye yerleştiyseniz, eşiniz çalışıyor ve siz çalışmıyorsanız da eşinizin patronuna sorup bunu öğrenebilirsiniz. Umarım videomda faydalı olmuştur sizler için. Özellikle çek diyen, alışverişini çek diyenler de çoktu. Hatta hiç hamilelikle alakası olmayıp oğluna neler aldığını merak ediyorum Sevim abla, çek izlemek istiyorum diyen takipçim de çoktu. Onlar da merakını gidermiş olurlar bu videoyla diye düşünüyorum. Böyle. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı, videomu da beğenmeyi unutmayın. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Hemen onu da buraya ekliyorum. Son olarak size şöyle oğlumu da göstereyim. Böyle tatlış bir göbeğim var şu anda. 27. hafta göbeğimiz. İlerleyen zamanlarda iyice şişeceğiz. Bakalım nasıl bir hal alacağız. Umarım dediğim gibi keyifle izlemişsinizdir. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.